Hepinize merhaba. Bir canlı yayından bir canlı yayına doğru yol alıyorum. Biraz önce Taş Kağıt Makas Atölyesi'nin sayfasında sevgili Özge Lokman Hekim'le her perşembe olduğu gibi çocuk kitapları üzerine güzel bir canlı yayın yaptık. Şimdi sıra kendi hesabımdan yapacağım faydalı yayına geldi. Ne yapıyor olacağımı hemen tekrar edeyim sizler için. Birazdan canlı yayına Gözde'yi alacağım. Gözde bebek hemşiresi. Çok seviyorum onu. Ali'yi büyütürken de bize çok yardımı dokunmuştu. Sevgili Ayşe Öner sayesinde tanıştım onunla. Ve Gözde yarın Taş Kağıt Makas Atölyesi kapsamında Bebekli Hayata Merhaba Atölyesi yapacak. Hamile olanlara, bebek bekleyenlere, bebek yapmayı düşünenlere, anne baba adaylarına çok güzel bir atölye gerçekleştirecek. Biz de dedik ki atölye öncesi bir hani sohbet edelim canlı yayında ihtiyacı olanlara. Saçlar için çok teşekkür ediyorum. Evet, ben tabii biraz önce canlı yayında anlattığım için tekrar etmeyeyim dedim. 3 aylık pandemiden sonra ilk kez gerçekten sokağa çıktım çalışmak için. Kendime bakım yaptım. Uğur'a gittim. Uğur saçımın rengini değiştirdi. Kestik, bayağı bir kestik. Çok hoşuma gitti. Hidayet makyajımı yaptı. Çekime gittim. O da tabii hani beni çok heyecanlandırdı. Çekime gidiyor olmak bu kadar zaman sonra. Tabii ki her şeye dikkat ederek, kontrol ederek. Sonra eve döndüm, kıyamadım. Makyajıma da saçıma da. Ay dedim, akşam canlı yayına kadar biraz daha sıkayım dişimi. Ondan sonra da Gözde ile küçük bir canlı yayın da yapacağız. İki hesaptan da canlı yayın yapacağız. En azından böyle hani şu 3 ay evdeki şeyden sonra biraz gözümüz gönlümüz açılsın diye düşündüm. Çok teşekkür ederim beğendiğiniz için. Çok mutlu oluyorum beğenmenize. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Taş Kağıt Makas Atölyesi'ndeki ebeveynler için hazırladığımız ve çocuklar için hazırladığımız atölyeler çok kıymetli. Bu bilgileri sizinle paylaşacağım. Yarın akşam Gözde ile Bebekli Hayata Hoş Geldin Atölyesi yapacağız. Pazar akşamı klinik psikologumuz Burcu Gençer ile birlikte 3-5 yaş çocuğu olan ebeveynlere çok güzel bir atölyemiz olacak. Her pazartesi Nilay Yılmaz Yaratıcı Yazarlık Atölyesi yapıyoruz. Gündüzleri çocuklara, akşamları annelere yapıyoruz. Çok keyifli geçiyor ve her salı da Özge Lokman Hekim'le atölye yapıyoruz. Bu salı teknoloji ve kitap konuşacağız. Bu kadar teknolojinin içine girdikten sonra kitabı teknolojiyle nasıl birleştireceğiz? Kitap okumalarını teknoloji yoluyla nasıl sağlayabileceğiz? Özge gerçekten çok iyi hazırlandı bu atölyesi için. Ondan sonraki salı Özge'nin atölyesinde etkileşimli okuma başlığımız var. Her perşembe akşamı Taş Kağıt Makas Atölyesi'nin hesabında Özge ile canlı yayın yapıyoruz. Kitaplar, çocuk kitapları üzerine konuşuyoruz. Bu akşam seyahat üzerine olan çocuk kitaplarından konuştuk mesela. Haftaya Babalar Günü ile ilgili çocuk kitaplarından konuşacağız. Ve ondan sonraki hafta perşembede yaz okuması ile ilgili kitaplardan bahsedeceğiz. Bunun dışında çok önemsediğim bir konu. 20'sinde 20 Haziran Cumartesi akşamı Ayşe Öner'le çocuklarımıza ilk yardım atölyemiz olacak. Bir de Rayka Kumru'yla çocuklarda cinsellik atölyesi yapacağız. Çocuklarımıza cinselliği doğru öğretmemiz adına, vücutlarına dokunulmasını engellemeleri adına, onlara doğru yönergeleri ebeveyn olarak nasıl verebiliriz? Rayka Kumru Kanada'dan düzenliyor. Zoom üzerinden yapacağımız bu atölyeyi. 30 kişiyle sınırlıyız. Bir saat boyunca anlatacak, son yarım saatte de gelen bütün sorulara cevap veriyor olacak. Ve dediğim gibi Aslıhan'la mandala atölyesi yapacağız. 27 Haziran Cumartesi günü. Mandala yayınımızı çok sevmiştiniz. Ay, saçlarıma ne güzel şeyler söylüyorsunuz, teşekkür ederim. Dolayısıyla da Aslıhan'la mandala atölyesi yapmaya karar verdik. Bunu da 27 Haziran Cumartesi günü yapıyor olacağız. Ve 28 Haziran Pazar günü de art terapi ekibimiz 4-6 yaş çocuklarımız için çok güzel bir art terapi atölyesi düzenledi. Taş Kağıt Makas Atölyesi'nde durmaksızın çalışıyoruz. Sayfayı takibe alabilirsiniz ve bütün bilgileri oradan alabilirsiniz. Birazdan Gözde'yi yayına alacağım. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Atölyemizde evet, bütün atölye programlarımızın takvimini paylaşıyor olacağız. Ve bu arada ne diyecektim? Evet, ince maşa yaptı Uğur. Onu sormuşsunuz. Hemen onu söyleyeyim.
İncecik maşalarla yaptı. Ali gibi kıvırcık olamıyorum ben tabii. Mümkün değil öyle olabilmek. Ama en azından Uğur sayesinde birazcık toparladım. Vallahi bugün ben kendimi iyi hissediyorum. İnsan kendine bakınca hakikaten güzel oluyor. İyi hissediyor kendini. Tabii ki evde kaldığımız sürede de kendimize bakmaya çalıştık. İyi hissetmeye çalıştık. Olabildiğince de bence iyi geçirdik diye düşünüyorum. Ama evet, yani kişisel mesafeyi koruduğunuz sürece zaruri durumlar söz konusuysa, dışarı çıktığınızda, işte iş için çıktım ben bugün. Dolayısıyla hani kendime bakmış oldum. İyi geldi. Çalışanlara da sanki Özgeciğim öbür canlı yayından buraya geldin. Ben de seni takip ediyorum. Çok severek. Ve şimdi hamile arkadaşlarınıza haber verin. Çocuk sahibi olmak isteyen arkadaşlarınıza haber verin. Gözde'yi arıyorum. Hemen buluyorum. Gözde ile yayacağız. Kısacık yapacağız. Uluslararası Kadın ve Çocuk Hakları Derneği Genel Başkanı Berna Öz Yıldırım, ne kadar kıymetli. Evet, Gözdeciğim hoş geldin. Hoş bulduk, nasılsınız? İyiyim tatlım, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Çok güzel görünüyorsunuz. Ya, herkes Gözde bayıldı, farkındayım ama çok güzelsiniz. Cidden çok yakıştı bu. Teşekkür ederim Gözde. Ben de kendimi bugün çok iyi hissediyorum. Oh maşallah, evet, maşallah. Özlemişiz. Yalan söylemeyeceğim evet, yani. Gerçekten, gerçekten özlemişiz. Evet. Biraz böyle bakım yapmayı. Yani Hidayet böyle makyaj yapınca bir aynaya baktım da Allah'ım dedim, ne kadar iyi geldi. Yanıştım. Ama şöyle, ben sizin her halinizin güzel olduğunu bildiğim için hiç yani. Ne ki bu? Olmasa da olur. Her haliniz güzel. Ya saçımı da boyadım soruyorlar. Çok teşekkür ederim bu arada. Saçımı evet Uğur boyadı. Ben boyamıştım 3 ay boyunca. Tabii ki Uğur gibi olmuyor. Uğur dedi ki biraz renklendireceğim. Ve şu anda bakıyorum ki kendimi de ilk kez bu kadar uzun seyrettim. Bütün gün. Ama çok iyi geldi bana da gerçekten. Gözdeciğim nasılsın? İyiyim, iyiyim. İşte evde geçiriyoruz zamanı. Alıştık bu hayata. Online olarak annelerle devam ediyoruz çalışmalara. Evet. Evet. Olmaz sanıyordu herkes. Bir online garip geliyordu tabii herkese. Dokunmak gibi, sarılmak gibi değil tabii evet. ki. Görünce insan daha iyi hissediyor ama evet. alıştık buna da. İyiyiz yani. Evden devam ediyoruz. Biraz annemlere geldim. Orada takılıyorum. Öyle yani. Çok selam söyle anneciğine, babacığına. Herkese çok güzel çok eşine. Şimdi biz yarın akşam taş kağıt makas atölyesi. 13'ü. Ay pardon, özür dilerim. 13'ü akşamı. Yani ben birbirine girdim. Olsun. Evet doğru. Cumartesi akşamı. Evet. 13'ü akşamı. Bebekli Hayata Merhaba atölyesi evet. yapıyorsun. Aynen. Dolayısıyla katılımcılara aslında bebekli hayata geçişi bir ön hazırlık yapıyor olacaksın. Evet. Bizi izleyen hamile seyircilerimiz varsa ya da eşi hamile olanlar varsa sorularınızı buradan da minik minik küçük küçük yanıtlayabiliriz. Neler anlatmak istersin süreçle ilgili? Yani ben birazcık şunları söylemek istiyorum. Burada herkes de duysun ki herkesin içi rahat etsin, çok istiyorum. Özellikle doğum öncesi birçok anne ve baba iki şeyin arasında kalıyor. Ya çok fazla düşünüp, çok fazla araştırıp işte kesin normal doğum yapacağım, kesin bebeğimi çok güzel emzireceğim, her şeyin çok doğalından olsun istiyorumu tutuyor. Ya evet. da ya bir şey olmaz, çok normal, herkes gibi ben de bebeğime bakarım kısmına kayıyorlar. Bence ikisi de çok uçta kalıyor. Neden derseniz, çünkü gerçekten her bebek dünyaya kendi mizacıyla geliyor. Evet. Ve hiç etrafımızda duyduğumuz gibi, çevremizde annemizin ya da arkadaşlarımızın annelik hikayesi gibi olmuyor hiçbiri. Bu yüzden de hiçbir şey bilmeden yola çıkmak ya da çok mükemmeliyetçi olmak bence çok doğru bir yol olmuyor. Bilgi bence her zaman önümüzü aydınlatır. Ve doğumdan sonra da en çok annenin babanın sorduğu şey iki soru oluyor. Biri geçecek mi? İkincisi de normal mi? O kadar çok bu soruyu alıyorum ki, yani işte bu oldu normal mi? Kucağımda uyumak istiyor normal mi? Çok emmek istiyor normal mi? Bunların hep anormal olduğunu, bebeğin hep ayrı uyuması gerektiğini, işte bir düzeninin olması gerektiğini ya da o kadar çok yoğunlukla kardeşe geçiriyor ki geçecek mi bunlar diye çok soru geliyor. O yüzden ben diyorum ki hani öncesinde yaşayacaklarımızı biliyor olmak her zaman bu soruları bir ekarte etmemize sebep oluyor. Aslında çok zor değil tabii ki de. Sadece biraz bebeği ve kendimizi kabul etmemiz ve kendimize dönmemiz gerekiyor bence bu yolculuğunda. Yani sadece anneler evet katılsın diyoruz, babalar olabilir. Bence anneanne babaanneler çok önemli ve kıymetli.
onların da oluyor olması çok önemli. Evet. Ay, Ay dur, gittiniz değil mi? Ben geldim gitmiyor geldim. değilim. Yok, buradayım. Her şey kontrol altında. Tamam. Ben seni dinliyorum. Tamam. Yani o yüzden hani herkes de katılabilir bence eğitim. Hani bebekli hayat dedik o yüzden. Başka anneanne babaanne de gelebilir. Çünkü onların da gerçekten evdeki desteği çok önemli. Ama doğru bilgiyi bilip anneyi babayı doğru yönlendirmek de çok önemli. Mesela Tabii. bizden eğitim alıyor. Sonra diyor ki işte annem ama böyle dedi. Ama kayınvalidem şunu dedi. Hangisini yapayım? Çok bunun kargaşasında oluyorlar. O yüzden hani önden bunları biliyor olmaları. Biraz hani atölyede de en çok bunları konuşacağız. Hem biraz bebek bakımından bahsedeceğim. Hani ilk günler de neler bekliyor onları. Hem de hani biraz bebeğimizi nasıl kabul edeceğiz, onunla birlikte hayatı nasıl yeni hayatımıza başlangıç yapacağız. Bunları konuşacağız. Evet, daha önce senden eğitim almış herkes diyor ki yani gözden bu eğitimi kaçırmayın. Biz Ya, çok çok sağ faydasını olsunlar. gördük. İyi ki sizden eğitim aldık. Yani şöyle bakmak lazım aslında. Ya bu işin de eğitimi mi olur diyor belki birçok anne. Biz Evet. doğurduk, baktık. Hı. Mutlak bakmışsınızdır. Zaten bununla ilgili hiçbir hani bir şey söyleyemez hiç kimse ama artık Kesinlikle. annelerin çoğu çalışıyor bir. İkincisi herkes sosyal medya üzerinden o kadar çok paylaşımda bulunuyor ki insanın kafası çok karışıyor. Çok. Bir sürü video izliyorlar, bir sürü işte yorum okuyorlar. Anneler başlarına gelenleri ki maalesef her zaman böyle genelde negatif şeyleri Negatif şeyler anlatmayı var. seviyoruz. Evet, maalesef. Ben hep o yüzden hamile olan şu anda da çevremde birkaç kişi var. Diyorum ki sakın dinlemeyin. Hiç kimsenin anneliğini dinlemeyin. Çocuğuyla ne yaptığını dinlemeyin. Doğum sürecinde başına ne geldiğini dinlemeyin, ne düşündüğünü dinlemeyin, dinlemeyin. Bu Evet, onların yolculuğu. kendine ait hiçbiri aynısı olmayacak zaten. Ama Aynen. benim sizde çok gördüğüm ve hep zaten sizin her halinize bayılıyorum da Canımsın, en ben de çok sana bayılıyorum. şeyi yapıyorsunuz ya, mesela birbirlerine soruyorsunuz, o bilgiyi bir öğreniyorsunuz, kitabını okuyorsunuz ama yine içgüdüsel hareket ediyorsunuz. Ama doğruya ulaşmak için o kaynağına bir bakıyorsunuz, okuyorsunuz. Doğal olarak hani bence anne olmak, baba olmak, bu bebek bakımı, bunun da aslında bir eğitimi var, bir okulu var ve bence çok çok önemli. Çünkü o süreçte o kadar önemli ki ona davranışımız, tavrımız, her şeyin o kadar fiziksel olduğunu düşünüyoruz ki aslında hep o karnını doyurma derdimiz değil aslında. Ruhunu doyurmaya çalışmamız gerekiyor. O Tabii. kısmı hep atlıyoruz bu yüzden. Çünkü Evet. olması gerekenlere çok takılıyoruz. Bundan dolayı da hani bilgiyi tabii ki de bilin ama sonrasında da bu bilginin sonunda da hep kendinize güvenin diyorum ben de. Kesinlikle. Mesela ben uyku eğitimi, o dönem Anne TV'yi de yapıyorduk biliyorsun Evet. Ayşe ablayla ki Anne TV'ye şimdi minik minik tekrar bir şeyler koymak istiyorum. Çünkü herkes o kadar faydalanıyor ki. Çok seviyorlar. O kadar çok Evet, seviyorlar çok ki. önemli bir platform oldu Çok. gerçekten. Oraya da devam etmek istiyorum. Şimdi mesela o dönem Ali'ye hamileyken, Anne TV yaparken birbirinden kıymetli uzmanlardan, Kim West dahil yani hani Aynen. en iyilerinden uyku eğitimini dinledim. Hepsini dinledim. Çok da hak verdim. Hepsinin hakkını da teslim ettim. Ama günün sonunda Ali'ye baktım. Kendi duyguma baktım. Ve dedim ki ben çocuğuma uyku eğitimi vermeyeceğim. Ve ben sonuna kadar istiyorsa koynumda uyur, istiyorsa odasında uyur, benimle uyumak istiyorsa benimle uyusun. Ama hani benim bir düzenim varsa onu uyutamıyorsam ona göre halledeceğim. Hani başka Evet. düzen ne gerekiyorsa bunu yapacağım. Ve gerçekten Ali 3 yaşında hala hani gerçekten de hayat da izin verdi onunla olmama. İş, işte pandemi, her şey. Ve oğlum benimle uyumak istiyorsa ben Keşke. onunla akşamları uyuyorum. Çünkü şöyle düşünüyorum. Ondan önemli hiçbir şey yok. Ve Hiç. zaten bir yaş gelecek ve diyecek ki anne ben kendim uyuyacağım. Seni Aynen. istemiyorum. Aynen. Yani Melisa da böyle olmadı. Melisa kendi uyumayı hep tercih etti. Ona da saygı duydum bu süreçte. Hala Melisa öyledir yani. Hiç öyle beraber uyuyalım. Farklı Ne işte, olur farklı beni. ikisi sizden ama ikisi Aynen. farklı ihtiyaçta bu çocuklar. Aynen öyle. Ve mesela sadece haftada bir gece beraber uyuyalım mı diyor Melisa. Ona da hayır demiyorum. Ali istediği zaman uyuyor. Hani bu istediği zaman babasıyla, istediği zaman benimle, istediği zaman ikimizle. Yani tabii ki belli eğitimler var ve Var ama uygulayan için, çocuğa uygulamak isteyen için çok kıymetli eğitimler. Hepsini kabul ediyorum. Ağlatmak dışında onu hiç bence de anlayamıyorum. onu, evet, onu kabul edemeyiz. Hiç anlayamıyorum. Ama sonuçta hani hayat yardımcıysa, yapabiliyorsanız neden olmasın ya? Kesinlikle. Ya bir de bence en önemli şey bebeğin kendini güvende hissettiği, çocuğun kendini güvende hissettiği yer.
ona söz hakkının verildiği ve her haliyle kabul edildiği yer. Çünkü Evet. dünyaya gerçekten çok korkarak geliyorlar. Yani hiç bilmedikleri bir yer, çok ışıklı, çok sesli bir yer. Anne karnında 40 hafta minicik bir yerde kalmıştı. Şimdi Evet. doğduktan sonra kucak istemesi, ses Evet. istemesi, sarılmayı, sıcaklığı istemesi o kadar normal bir şey ki. Yani. Yani böyle böyle dışarıda büyüyecek. Ve hani yapılan bir araştırmada daha çok kucakta taşınan bebeklerin daha bireysel ve kendine ve çevresine çok güvenen insanlar olduğu ortaya çıkmış. Ama kucakta taşınmayan bebeklerin daha çok anneye, daha çok aileye bağlı, kendi başına hareket edemeyen, çok daha güvensiz insanlar olduğu ortaya çıkmış. Çünkü güveni annesinden babasından alınca tamam burası güvenli bir ortam. Ben kendime, çevreme güvenebilirim diyebiliyor çocuk. Ama itilirse hep, yani hep bir şey kurallar, hep bir şey düzen, bir şeyler diye düz tutturulursa bu defa gerçekten o da çok tepki veriyor. Şimdi bir yandan da ne yapıyorum şu anda biliyor musun? Melis'le yazışacağım. Nix uyku. Bayılıyorum Ben de Melis'e. çok seviyorum. Uyku Benim de radyo eğitimi. programıma gelmişti. Bayılmıştı. Aynen. Eğer müsaitse onu senden sonra alayım. Çünkü o da dedi ki pandemi sürecinde uyku eğitimiyle ilgili Ah evet. konuşmak istiyorum. Çocukların uyku durumu çok şaştı. Yani mesela uykuyla ilgili hep şey söylüyor. Yani o uyku eğitimi vermiyor tabii ki de. Ve şey diyor yani gelen anneyle babayla genelde sadece ben anne ve babayla çalışıyorum. Bebekle çalışacak bir durum yok diyor. Uyku tamamen anneyle babayla alakalı sorunların bebeğe yansımasıyla alakalı bir durum diyor. Mesela bu Evet. tarz yaklaşan insanlarla çalışın diyorum. Bir psikologla tabii ki de çalışabilirsiniz. Uykuyla ilgili destek alabilirsiniz. Ama bebeği bir kurala sokmak şu saatte yatır bu saatte kaldır. Onun döngülerini, onun fiziksel hareketlerini takip etmemek bence çok sıkıntı. Ve Yani çok işte dediğin gibi en başta bu insanların hayat şartlarına, bebeğin mizacına, çok bağlı. annenin tahammülüne. Yani o kadar değişken bir şey ki bazıları da mesela uyku eğitimi benim hayatımı kurtardı diyor ki Evet çok diyor. haklılar. Evet. Çocuklara buna müsaade ediyor. Hiç ağlamadan o düzene ve rutine alışanlar var. Mesela Melisa öyleydi. Hiç ağlamadı. Yatağını bıraktım ve uyudu. Ne Ama güzel. belki Melisa hani ilk bir ay hep yoğun bakımdaydı. Evet. Zaten tek başınaydı küvezin içinde. O ona zaten bir alışkanlıktı. Kendi kendine Dolayısıyla biraz tutmaya alışıyor onlar. Ben de yoğun bakımda çalışmıştım ya. Yani evet. sürekli kucağa alamıyorsunuz o bebekleri. Sürekli ten tene temas hemşire olarak da yapamıyorsunuz. O Evet. orada sakin sakin bir şekilde ağlayarak, bir şekilde sakinleştirerek uyumaya alışıyor. Belki ondan da biliyordu Melisa. Evet, yani o da yapmış olabilir ama bazı bebekler gerçekten meseleye tamam diyor yani beni böyle uyutacaksan ben hazırım diyor. Tabii bebeğe hazırlıkta anne babanın şahsına münhasır bir durum. Ama sen sonuçta genel uzman Genel. olarak bilgileri Aynen. vermiş oluyorsun. Bir yönerge vermiyorsun. Hayır. Yani ben genel anlamda bebeğin fiziksel ve psikolojik olarak tavırlarından, ona nasıl yaklaşacaklarından, işte emzirme ile ilgili süreçten bahsediyorum. Ya bazen öyle ki mesela anne çok panik bir şekilde arıyor. Söylediğim tek bir cümle, çok bir şey demiyorum. Sadece bak şunu yaparsanız sakinleşecek diyorum. Ve mesela sabah mesaj atıyor. Bu gece ilk kez uyuduk siz ne yaptınız diyor. Hiçbir şey aslında çok minik bir şey söyledim. İşte bu minik tiyoları aslında o günkü atölyede de paylaşmak istiyorum. Yani hayatını kurtaracak çok basit, çok güzel ve sakin sakin yapabilecekleri tüyoları paylaşalım. Çünkü hani çok uzun böyle 5-6 saatlik bir eğitim değil bu atölye ama hani Aynen. bunları paylaştığımız zaman hepsinin yolu aydınlanacak bence. Evet doğru söylüyorsun. Bir de tabii yani bebekli hayat çok sürpriz dolu. Yani şimdi bizden yakın çevremizde bekliyoruz bir 3 hafta içinde. Evet. Ailemize yeni üye katılacak. Hadi bakalım. Evet Ali'nin Bu ara kuzeni çok doğdu olacak. sanki. Ha? Bu ara çok bebek oldu sanki. Evet. Hazırlığın oldu, onların olacak falan. Evet, Fiko doğdu. Şimdi Evet. Marcel'imiz gelecek. Artık Hadi bakalım. bekliyoruz bakalım. Sağlıklı. Gün sayıyoruz. Çok heyecanlıyız onun için de. Sevgili Erkan'la Cansu'nun bebeği. Ah, sağlıklı. Dolayısıyla da hani o da diyor hani ne olacak diyor Olacak. Cansu mesela. Hayal edemiyorum diyor yani. Bir Hayal bebeğim yürüyüşü olacak, değil kucağıma zaten. alacağım. Ben de diyorum ki zaten hayal değil öyle bir gerçek olacak. Şaşırıp kalacaksın.
planladığımız gibi olmuyor gerçekten. O yüzden bence plan yapmamamız lazım. Biraz Evet. bırakmamız lazım akışına. Ne olursa artık kabul edeceğiz. Yani nasıl gelirse zaten hani herkes çok isteyerek bebek sahibi oluyor sonuçta. Ya bir de ben şunu da düşünüyorum. Mesela hayatımızın işte ben diyelim ki 30 yaşındayım yani. Hala anne olmadım. Bu yaşıma kadar daha bireysel yaşadım aslında. İşte istediğim zaman yatıyorum, istediğim zaman kalkıyorum. Hadi dışarı gidelim, şunu yapalım ya. Ya Tabii. bebek geldiği an, yani geldiği an itibariyle bir dakika diyor. Bunlar artık bir düzene girecek. Bunlar benim isteğime göre olacak biraz. Ama hani bunu isterken de aslında çok bencilce bir tavırla istemiyor. Çok ihtiyacı var. Hani onun Aynen. tarafından da baktığım zaman o kadar üzülüyorum ki anneye de üzülüyorum, bebeğe de üzülüyorum. Çünkü gerçekten onun ihtiyacı var. Birazcık da bu tavizi de vermemiz gerekiyor sanki. Zaten şimdi biz taş kağıt makas atölyesinde çeşitli işte atölyeler yapıyoruz online'da ve katılımcılarla hani birebir sohbet ediyoruz atölyenin içinde. Hep şunu söylüyoruz yani anne baba olmak bir kere başlı başına endişeli bir yolculuk. Ah evet, hep Hamile duydum. kaldığın an başlıyor endişe ve hiçbir zaman bitmiyor. Yaşı, işte niteliği, niceliği ne olursa olsun süreci endişeli başlıyor ve endişeli devam ediyor. Büyük bir aşk aynı zamanda tabii ki ama çok büyük de bir özveri. Ama tabii bu özveri nasıl bir özveri yani? Ben senin için saçımı süpürge ettim, şimdi sıra sende. Seni ben bana bakasın diye büyüttüm. Tabii ki bana bakacaksın. Tabii ki benimle evleneceksin gibi bir yerden değil bu özveri yani. Sen bile isteye anne Ya oluyorsun koşulsuz. ve yapman gerekeni yapacaksın ama kendine de ihmal etmeden. Çünkü kendin için fedakarlık yaptığın her şey yol su elektrik olarak çocuğunla ilişkine geri dönüyor. Bence de. Ya bir de özellikle ben anneye diyorum, bizim anneye uzun dönemde ihtiyacımız var. Bir Evet. gecede, iki gecede kendini böyle yeter ki bebeğimi emzireyim, yeter ki doysun diye hırpalarsan birkaç gece sonra senden hiç eser kalmayacak. Ve sen mutsuz bir anne olursan hani ağlayarak, çok özür dilerim, kızarak emziriyorsan o bebeğe ondan da çok fayda gelmeyecek ki. Senin güler yüzün o bebeğe en iyi gelecek şey. Çünkü enerjisel olarak çok etkileniyor annesinden bebekler. Bu yüzden de hani önce bir kendini düşün, bir kendine odaklan. Ya yani emzirirken bile önce kendin bir rahat koltuğa otur. Ne bileyim işte önce bir yemeğini düşün, yanına suyunu al, atıştırmalığını al. Kendin önceliğin olsun. Hani o oksijen maskesini önce kendine, sonra bebeğine. Ya bebeğin de Aynen. zaten bundan fazlasını istediği yok aslında. Yani kendine o saçını da süpürge etmene de çok gerek yok aslında yani. Evet, kesinlikle çok haklısın. Bu arada Melis'ten de cevap geldi Allah diye. Çünkü bir Allah anda süper, Melis'e çok dedim ki iyi. Bu müsaitsen 15 dakikaya seni kesin art seni dedim 15 dakika sonra canlı yayını alayım mı? Ondan sonra ay dedi tamam hazırlanıyorum dedi. Tamam dedim 10 dakika içinde onu alacağım. Tamam, Çünkü süper. gerçekten pandemi dönemi biz hani atölyede de bunu konuşuyoruz. Endişeyi çok yükseltti. Anksiyetemizi çok yükseltti. Tedirginiz, telaşlıyız. Ne yapacağız? Hani bunlar hep böyle oldu. Evet. Dolayısıyla da hani çok heyecanlı bir İnsan çok şey bu. etkilendi. Doğru, haklılar. Başlı başına bir duygu ve heyecan yani endişede, korkuda, gelecek kaygısı da, şu an kaygısı da, bunların hepsi heyecan, heyecan, heyecan. Dolayısıyla da uykuları çok değişti her Çok, anlamda. kesinlikle. Melis'le uzun zamandır konuşuyorduk. Ne yazmış? Çocuğumla iletişimim çok iyi fakat eğitme konusunda sıkıntı oluyor. Çok kalabalık olduğu için. Evet, kalabalıkta Bu eğitim. işler, kafadan çıkan sesler çok annelerin kafalarını çok karıştırıyor. Bir de hani mesela ne kadar bizden dinlerse dinlesin öyle çaresiz bir anı oluyor ki, tamam ya onu da dinleyeyim, tamam bari bunu da yapayım, yeter ki o iyi olsun duygusu çok kafayı karıştırıyor. Ya bence en iyi gerçekten işin uzmanından eğitim almak, kitapları okumak, ondan sonra da kendi hikayenizi kendiniz çizmek. Ben size şey soracağım. Melisa ile Okan Ali'nin arasında annelik ve hani onların şeyi arasında sizin kişi farkınız nasıldı? Mesela Melisa'da yaptığınız ne vardı? Okan Ali'de yapmadığınız ya da yaptığınız ne var mesela? Çünkü çok değişiyor ya annelerin şeyi. Yani tabii benim Melisa ile sürecim bambaşkaydı. Ama hani ne farklı dersen bence ikinci çocukları her zaman daha şanslı. Evet. Çünkü anneler daha bilinçlendiği için Evet. meselede daha rahatlıyorlar. Ve Hı. o hani ay 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 dokunma 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 gitme 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 yapma yapma yapmalar çok azalıyor. Kesinlikle. Bence. Yani ikinci çocuk daha kendi ritminde büyüyebiliyor. Çünkü gerçekten ben Ali'de hele şimdi çok rahatım yani. Ne Evet. yapmak istiyor? Bir de biliyorum artık mesela Ali çok temkinli bir çocuk.
Bir de şeyi öğrendi yani. Ali dediğimde buradayım diyeceksin. Hani en büyük şartlarımızdan biri. Ve gerçekten de Ali diye seslendiğimde hemen söylüyor yani. Aferin. Tuvaletteyim, salondayım, odadayım. Hani onu da kurduğumuz için aramızda. Mesela Ali şimdi 3 yaşına girecek 1 Temmuz'da. Ben çok sakinim. Peşinden koşmuyorum. Hani böyle habire onun temkinli olmasına da çok emin olduğum için. Tabii ki hani göz hizamda. Ama sık sık Ali'cim ne yapıyorsun? İşte çişim geldi tuvaletteyim anne. Ali'cim ne yapıyorsun? Su alıyorum kendime anne. Ali'cim ne yapıyorsun? Ablama gidiyorum anne. Hani her şeyi söylüyor. Ablasının yanına gidiyorsa hemen ben de aynı kata çıkıyorum. Hani en azından orada olayım diye. Dediğim gibi ikinci çocuklarda daha şanslılar. Çünkü anneler daha sakin. İlk çocuklar kendilerine daha mükemmeliyetçi gibi oluyor bence. Bir de İlkleri çok daha zorluyor sanki anneler. Evet, bir de hani kendine daha çok güveniyorsun. Annelik konusunda. Galiba öyle bir şey. Ya en bence fark bu olabilir. En başından beri benim gördüğüm sizde yani mesela birçok insanın da en çok sorduğu siz Okan Ali'nin en başından beri de hep sakindiniz. Hep onu dinlediniz, hep ona bıraktınız, hep daha rahattınız falan ama çocuk o haliyle şimdi de çok güzel bir yol aldı. Zaten o doğduğundan beri bilge bir çocuktu ya. Gerçi Melisa'da da bak öyle çok pimpirikli olmadım Melisa'nın durumuna rağmen. Hani hiç öyle tedirgin değildim. Galiba mizacım da öyle çok tedirgin değil. Evet. Yani o dedik ya demin anne babanın mizacı. Hep anne üzerinden konuşuyoruz ama bence baba da çok baba kıymetli. Da çok önemli. Anne baba mizacı ve çocuğun mizacı çok önemli süreçte. Dolayısıyla bir dakika. Bir yandan Melis yazıyor haklı tamam. Olarak. Ben de şu mesajlara bir bakayım. Dolayısıyla da hani sen eğer sakinsen süreç hep böyle gidiyor. Bu çok önemli bir şey. Ama çocuğunun huyu da hem sizin çocukla olan ilişkinizi hem de çocuğun büyütülme biçimini ebeveyn olarak etkiliyor. Bu kesin bilgi. Bir de hani siz daha çok psikoloji okuyorsunuz tabii de hani annelerin genelde çocukları olur olmaz kendi anneleriyle iletişimleri daha çok ortaya çıkıyor. O hikayeleri ortaya çıkıyor denir ya annelikle birlikte. Kendi annesiyle yaşadığı ve yaşamadığı bütün duygular bir anda pat diye aslında ortaya çıkıyor. Bunda ne kadar bilinçli olursak. Yani ben hep şey diyorum anne ve baba olarak doğum öncesinde varsa taktığınız, düşündüğünüz, çözemediğiniz bir şey. Keşke herkes onları çözse de bebeğe daha böyle bir rahat hoş geldin diyebilsek. Yani sadece anneyle değil babayla olan ilişkin, İşte kendi çocukluğun. Şey. Evet, kendi çocukluğun. Bir kere hani bu ağlama üzerine çok eğitimlere giriyorum son zamanlarda. Dün gece de bir eğitimdeydik. Psikoloji İstanbul'un muhteşem eğitimleri var. Gerçekten. Dün de Dramsız Disiplin kitabının yazarlarından biriyle çok güzel bir eğitim vardı. Çok faydalı bilgiler aldık oradan da. Ve orada da çıkan bir şey var ki çocuğunuzun yaptığı bir şeyden etkilendiğiniz alan aslında tamamen kendi çocukluğunuzla ilgili evet. Alanlar. Yani ağlamasına tahammül edemiyor oluyor olmanız çok şaşırtıcı. Aslında bir o kadar da değil. Çünkü kendi çocukluğunuzla ilgili bir şeyden dolayı ağlamaya tahammülünüz yok. Yok. Gibi. Hani uzmanları da takip ediyor olursa bizi izleyenler ya da çocuk sahibi olanlar Psikoloji İstanbul'u gerçekten çok tavsiye ediyorum. Şimdi yaptığım kitap kulübünde Taş Kağıt Makas Atölyesi kapsamında Nilüfer Devecigil'in Işığın Yolu kitabını okuduk. İlerleyen günlerdeki kitaplarımızdan biri Psikoloji İstanbul'dan uzmanlarla birlikte çözümleyeceğimiz bir kitap olacak mesela. Genelde kitap kulübünü de buralardan kitaplar seçiyorum. Kendimizle ilgili şefkatimiz, kendi çocukluğumuz, onları da düzeltmek demek aslında çocuğumuzla ilişkimizi çok değiştiriyor. Bence de. Oraya çok takılmıyorum. Çünkü hani anne baba ilişkin tetiklendi peki ama şimdi anne baba ilişkini düzelteceğim diye de orada hırpalanırsam bu da çocuğunla ilişkini Kesinlikle. Bozuyor gibi. Hani kabul etmen gereken yerler de oluyor açıkçası. Evet. Süreçte. Evet. Çünkü her şeyi düzeltemiyorsun hayatta. Tabii düzeltemiyoruz. Zaten hani muhtemelen hepimiz de mükemmel bir anne olmaya da hani çalışmayacağız hiçbir zaman. Böyle bir şey yok da zaten ama hani o dediğiniz noktalar o kadar kıymetli ki birçok anne doğum sonrası özellikle şu lohusalık hüznü sürecinde hani onları da atölyede mutlaka konuşacağım. O hüzün döneminde gerçekten genelde hüzünlendikleri noktalar hep aileleriyle, çocuklarıyla, çocukluklarıyla ilgili bir şey. Çünkü öyle bir cümle evet. söylüyor ki
Hiç orayla alakalı değil, bebekle alakalı hiç değil olay, ama hiç farkında da değil. Hani o yüzden öncesinde bunları biraz çözümlemek ve biraz kendini gerçekten iyi tanımlamak çok önemli bir şey annelik babalık yolculuğunda. Kesinlikle. Atölyeni dört gözle bekliyorum. Bebekli Ben hayata hoş geldin. Bebeğimizle neler yapabiliriz? Ona bakımını nasıl sağlayabiliriz? Emzirme emzirme, sanırım değil mi? Lohusalık süreci. evet, bebek bakımı. En Ay. önemli çirik noktalar, hani onun bakımı ile ilgili. En çok sarılığına, işte kilo kayıplarına falan, onlara çok tedirgin oluyorlar. İlk haftada başımıza hani neler gelecek, neleri bilmeliyim, en önemli. O kısımları çok konuşacağız ve hani diğer aile bireyleri de katılabilir. Hepsiyle hani bu süreçte en güzel şekilde bu süreci nasıl yönetebiliriz, aslında onları konuşacağız. Peki bir tane soru var, diyor ki hamilelikte endişe ve kaygı çocuğun mizacını ne kadar etkiler? Bununla ilgili bir yorum yapmak ister misin? Gerçi psikolojiyi ilgilendiren bir şey ama en azından sonuçta sen de hemşiresin ve bebek hemşiresisin. Süreci takip eden, yoğun bakımda da bulunmuş bir bebek hemşiresisin. En azından bildiğin birkaç bilgi varsa paylaşırsan seviniriz. Tamam. Yani bence şöyle, özellikle anneler o süreçte, hamilelikleri sürecinde de işte çok ağlıyorum, çok sinirliyim, bu bebeğimi etkiler mi? Çok büyük korkular, çok büyük panikler yaşanmadıkça aslında bebeği bunlar çok fazla etkilemez tabii ki de. Ama gerçekten psikolojik bir sıkıntı varsa, mizaç olarak o süreçte kendimizi çok kötü hissettiğimiz, ne bileyim bebeğimizi istemediğimiz bir süreçse, istenmeyen bir gebelikse, onun getirdiği bir bebekse ya da çok korkularımız varsa doğum sonrası bebeğimizin bakımı ile ilgili, bunlar tabii ki de bebeği birazcık etkileyecektir, ama mizaç olarak tamamen bundan dolayı böyle olacak diye bir şey tabii ki de yok. O tamamen aslında kendi mizacıyla gelecek, ama etkilendiği yerlerde bence var kesinlikle. Çünkü Evet. mesela özellikle erken doğumlar, mesela bebeğin erken doğuyor olmasının altında birçok psikolojik sebep yatar. Annenin çok panik olması, bebeğini istememesi, ya da yine bir araştırmada okumuştum. Orada da hani çok hiperaktif çocukların genelde annelerinin onları istememesi, hamileliği sürecinde istenmeyen gebeliklerde bebek kendini annesine gösterme çabasında olduğu için hiperaktif olurmuş. Ben Tabii. buradayım, ben buradayım, Tabii. kendimi göstermek için. Gör beni. Sen, evet, gör beni. Bunlar tabii ki de etkili, ama hani bebekle ilgili değil, ne bileyim, kişisel bir şey ise kişinin o çok etkilemez, ama bebekle ilgili konular bence etkiliyor. Evet. Evet, atölye ile ilgili telefon numaramız aşağıda. Atölye kayıt olmak isterseniz bu telefon numarasından ulaşabilirsiniz. Bilgileri alabilirsiniz. 13'ü cumartesi, değil mi? Yanlış Cumartesi. söylemiyorum bu Evet, sefer. 13 Aynen. cumartesi. 13'ü cumartesi 21.30'da başlayacak Gözde'nin atölyesi. Ben şimdi Melis'i canlı yayına alacağım. Çok Tamam. teşekkür ederim Ben teşekkür güzelim. ederim. Katıldığın Canımsın. için, Çok yüz yüze özledim görmüş oldum sizi. seni. Evet. Kendine çok Görüşelim iyi bak. inşallah. Tamam, Evdekilere çok selam. söylerim. Çok sağ olun. Öpüyorum çok. Sağ ol canım. Evet, Melis de hazır. Birazdan onu alacağım. Nix uyku Melis. Melis de bir hafta önce falan konuştuk. Dedi ki bana pandemi süreci çocukların uyku problemlerini tetikledi. Uyku düzenlerini alt üst etti ve ben bunu canlı yayında anlatmak istiyorum. Dolayısıyla da çok kıymetli benim için Melis'in de birazdan burada oluyor olması. Ama size daha önce Taş Kağıt Makas Atölyesi'nin atölye programına küçücük yine belirtmek isterim. Pazar günleri klinik psikoloğumuz Burcu Gençer'in günü. Bu pazar 3-5 yaş arası çocuğu olan ebeveynler için atölyesi olacak. Melis bu arada geldi. Programımızı açıklayayım. Ondan sonra Melis'i yayına alacağım. Pazartesi günleri Nilay Yılmaz'la yaratıcı yazarlık günümüz. Gündüzleri çocuklar için, akşamları anneler için yaratıcı yazarlık yapıyoruz. Salı günleri Özge Lokman Hekim'in günü. Birbirinden kıymetli atölye programları hazırladık ki haftaya Salı teknoloji ve kitap üzerine bir atölye programı yapacak bizlere. Her Perşembe akşamı Taş Kağıt Makas Atölyesi'nde canlı yayında oluyoruz Özge'yle. Çocuk kitapları konuşuyoruz belli başlıklar üzerinde. Bu akşam da yapmıştık. Haftaya Babalar Günü'ne özel yapacağız ve babaları anlatan çocuk kitaplarını konuşuyor olacağız. Haftaya Cumartesi günü Ayşe Öner'le çocuklara ilk yardım atölyemiz var. Bu da çok önemli. Rayka Kumru'yla da çocuklarımızla cinsellik üzerine bir atölyemiz olacak. Ebeveynlerimizi çok ilgilendiren, çok önemli bir konu başlığı olduğunu düşünüyorum. Çocuk istismarını bu kadar sıklıkla konuştuğumuz, olmaması adına her şeyi yaptığımız, ucime de buradan sevgilerimi yolluyorum.
Bu dönemde çocuk istismarını önlemek çocuğa cinselliği doğru anlatmaktan geçiyor. Rayka Kumru'nun yapacağı bu eğitimi o yüzden çok önemsiyorum. Ben de katılacağım. Ve efendim 27'sinde cumartesi günü Aslıhan'la mandala atölyemiz olacak. Bir mandala canlı yayını yapmıştık. Çok sevmiştiniz. Aslıhan'ın müsaitliği denk geldi. 27'sinde bize mandala çizim atölyesi yapıyor olacak. Böylece bir bakıyorum. 28'inde de Kids Bloom Play Art Terapi ekibimiz saat 11'de pazar günü çocuklarımıza özel çok güzel bir atölye programı hazırladı. Şimdi Melis'i yayına alacağım. Ve onunla ne konuşacağız? Uyku konuşacağız. İlgi alanınızsa canlı yayında kalınız lütfen. Melisciğimi 10 dakika önce mesaj attım. Seni canlı yayına alacağım dedim. Çok sürpriz oldu. Ben de çünkü ne zaman canlı yayın yapacağımı bilmiyordum. Selam. Sensin. Hoş geldin. Nasılsın? İyiyim, sen? Vallahi sürpriz oldu. Böyle Melisciğim, tam makale okuyorum. Ceyda geleyim mi? Hani? Evet. Çünkü şöyle bir şey oldu. Özge ile canlı yayın yaptık Taşkent Makas Atölyesi sayfasında. Senin de bu bana söylemiştin ve benim çok aklımdaydı. Evet. Gözde canlı yayın yaparken dedim ki hemen Melis'i de alayım. Çünkü bir daha hani nasıl yaparım, ne yaparımı bilemediğim için. Olur, benzeyemiyoruz. Evet. Nasılsın? Çok iyi oldu. İyiyim, sen nasılsın? Seni görmek çok güzel. Seni de çok güzelsin. Sağ ol vallahi. Teşekkür ederim. Son dakikada hazırlandım. Sen de çok güzelsin. Harika. Ben vallahi sabah bir işim vardı. O yüzden böyle saç makyaj bakım haliyim ama bana pandemi sonrası kendine gelmişti. Evet. Resmen yeni normalde ilk ben yani. Peki şimdi çok kıymetli bir şey için biz seninle telefonda konuştuk. Ben aslında evet. Taş Kağıt Makas Atölyesi'nde senin bir atölye yapmanı çok istiyorum. Çünkü tabii, sonuçta tabii. Hani uyku düzeni sen yokken de Gözde ile konuştuk. Uyku eğitimi hani ben her uzmandan dinleyip kendi çocuğuma uygulamadım yani. Tercihen bunu yaptım. Ama uygulamak isteyen çok anne var. Ve en çok soru uyku eğitimi ve çiş eğitimi üzerine geliyor. Evet. Sen de dedin ki bu dönemde çocuklar çok tetiklendi. Seni evet. Dinleyelim mi? Neler oldu ve ne yapmalıyız? Çok sağ ol Ceyda. Hani bu önemli bir fırsattı. Çünkü hani seninle de konuştuğum gibi aslında ben ve benim gibi çalışan yani uyku konusunda çalışan psikolog arkadaşlarım şunu gözlemledik ki bu zaten tüm dünyanın şu an beraber yaşadığı oldukça değişik bir dönem. Yani ben buna iyi kötü demiyorum. Çok değişik bir şeyden geçiyoruz hep beraber. Nasıl başladık, nasıl bitireceğiz? Bunlar hep büyük bilinmezler. Ve bunun içinde tabii ki çocuklar özellikle de hani sokağa çıkma yasağı ve karantinadan sonra her alanda çok zorlandılar. Ve bununla beraber de çok yükselen uyku sorunları görmeye başladık. Ve hatta da bu pandeminin başında yine ben ve benim gibi uyku konusunda da özellikle çalışan, erken çocukluk dönemiyle çalışan meslektaşlarım bayağı çağrıda bulunduk. Lütfen işte bize yazabilirsiniz, biz olabildiğince çok içerik üreteceğiz, elimizden geleni yapalım diye. Çünkü çok dediğin yer çok önemli. Şimdi uyku o kadar değişik bir alan ki ebeveyn ve çocuğun ihtiyaçlarının çok çakıştığı bir alan. Yani ebeveyn uykusu bütün olmak zorunda sağlıklı olması için. Ama çocuk uykusu öyle bir uyku değil. Ve normalliğin içinde de o yok. Ve çocuk nasıl her konuda önce beraber hareket edip sonra bağımsızlaşıyorsak, önce elinden, önce kucağında taşıyorsun, sonra yere indirmeye başlıyorsun, sonra ellerinden tutuyorsun, sonra tek elinden tutuyorsun, sonra yürümeye başlıyor. Ve aslında ebeveynler olarak çok keyifli bir hikaye onun o bağımsızlaşma hikayesini izlemek. Önce seni emiyor, sonra ağzına yediriyorsun, sonra ilk defa çatal tutuyor, sonra bir dakika galiba çatalı tutabiliyor diyorsun. Bir yerden sonra bir bakıyorsun, önüne koyuyorsun ve kendi yiyor. Şimdi tabii ki hani bilimsel bir yerden de bakarsak benim de kişisel fikrim, senin de öyle düşündüğünü biliyorum. Gelişim süreç ister. Yani bağımsızlık bağlanmadan doğar. Evet. Ama işte uyku konusu tüm bunların içinde tamamen aynı süreç olmasına rağmen çünkü önce bağımlı uyuyoruz birbirimize. Önce o kucak haline, o kovuk haline ihtiyacımız var. Sonra yavaş yavaş bebeğin kendi doğal hızında bu yavaş yavaş bebeğin ayrıldığı bir süreç oluyor. Fakat işte hem Darnisal ekollerin özellikle son hani 2000'lerden sonra bence biraz rahatladık ama 2000 öncesi olan 50 senede çok ön plana çıkmış olması, Batı kültürünün çok baskın olması ki bunun altını çiziyorum, şöyle bir örnek vereceğim. Şu an beraber uyuma oranlarına baktığımız zaman dünyanın ortalama %70'i hala çocukları bebekleriyle beraber uyuyor. Ama sesi çıkan daha çok kitle Batı kültürleri olduğu için Avrupa ve Amerika
biz sanki beraber uyumak acayip tükaka bir şey ve çocuğun bağımsızlığını engelliyoruz zannediyoruz. Ama oranlara baktığımızda, bütün dünyaya baktığın zaman hakikaten hala yarısından fazlası beraber uyuyor bebeklerin. Valla Yani ben son beraber derece normal. uyuyorum. Net Ben de söyleyeyim. çok seviyorum. En Acayip sevdiğim seviyorum. şey yani şöyle tabii bu yani bizim evimizde televizyon zaten doğru düzgün açılmıyor. Salonda televizyon yok. Bir odada var televizyon. O da hani çocukların belli saatlerde izlemesi için. Biz hiç izlemiyoruz. Benim için saat 9 oldu mu gün bitiyor. İşte çocuklar şimdi yattığı için ben canlı yayınları yapabiliyorum. 9.30'dan sonra yapıyorum ve mutlaka hani kızımı öpüyorum, kitabını okuyorum. O hani kendi uyumayı seviyor. Çok yanında insan istemiyor. Uyuyor. Oğlumun yanına gidiyorum. Koyun koyuna giriyoruz. Koyun koyun. Kitabını okuyorum. Uyuyor ve ben odadan çıkıyorum yani. Ve bu kadar aslında doğal bir süreçken işte demin dediğim sebepten dolayı daha çok ne yazık ki popüler kültürle, dediğim gibi Batı kültürlerinin sesinin tabii ki çok daha fazla çıkmasıyla, o kültürlerde bireyselliğin diğer tüm değerlerin çok önünde olmasıyla, ki bakar mısın şu pandemi ortamında bence en çok sorgulanan şey bireysellik mi, toplumsallık mı? Çok ne Evet. kadar sorguladık değil mi Evet. bunu? Acayip yani, o bireyselliğin çürüdüğü bir yerdeyiz, toplum Evet. bilincinin çok arttığı bir yerdeyiz. Gerçekten O öyle. yüzden hani çok derine girip de hani ebeveynlerin kafasını çok yormak istemiyorum orada. Ama demeye çalıştığım, ebeveynlerin bu popüler kültürle ve bu hani Batı toplumlarının aslında bireyselliğiyle beraber uykuyu çözmek zorunda olmak gibi bir üzerlerinde baskı oldu. Ve Evet. bu çözmek demek işte bebek kesintisiz uyumak zorunda, bebek kendi uyumak zorunda gibi. Aslında bizim normal bebek uykusu içinde görmediğimiz birçok şeyi yaşamak zorunda hissediyor. Böyle bir şey yok. İstemiyorum. Yani gittin mi? Yayın gitti, geldin geri. Geldin mi? Yani bebek deliksiz Ha, uyumak ay tamam, zorunda ya da süper. bebek kendi uyumak bebek deliksiz uyumak Değil. zorunda ya da bebek kendi uyumak zorunda diye bir baskı var diyorsun ama bu doğru değil. Aynen öyle ve bilimsel olarak da bu böyle. Hani onların detaylarını da biraz veririm ama burada bu pandemi ortamında neyi gördük biz? Zaten uyku sorunu olan çocukların mesela zor dalan, mesela gecede 4-5 defadan fazla uyanan, mesela uyku saatleri çok düzensiz olup sirkadyen ritimleri oturmamış olanlar ya da uykunun içinde korku, kaygı gibi gece ağlamaları ya da korkulu, stresli uyanmaları olan bebekler gibi. Doğal olarak stres arttığı anda dünyada, ebeveynde, yani en mikro yerden en makro yere kadar stres ve hatta bunun adını bence hep birçok aile için travma olarak da koyabiliriz. Çok travmatik, zor bir yerden geçiyoruz. Bütün bunlar daha kötü bir noktaya geldi. Daha kötü bir noktaya gelince de birçok aile ne yazık ki işte bak kötüydü, daha da kötü oldu. Ben bir an önce uyku eğitimi mi vermeliyim gibi bir yere girdiler ki orada durdurmak için elimizden geleni yaptık. Çünkü hele de böyle bir ortamın içinde çocuğun çok daha fazla kapsanmak, çok daha fazla beraber olmak, daha fazla ten teması, daha çok güvene ihtiyacı olduğu bir yerde, hele de böyle bir ortamın içinde aman ha dedik. O yüzden burada belki o dediler çok önemli yani. Bu bizim kafamızda olan bir şey ve hani bilimsel olarak baktığımızda da evet, stres ortamlarında nasıl yememiz bozuluyorsa, nasıl tüm davranışlarımız bozuluyorsa uykumuz da bozuluyor, bizimkiler de bozuluyor. O Şimdi yüzden buna... ağzından aldın. Bunu tam söyleyecektim. Şimdi biz kafamıza bir şey taktığımızda uyuyor muyuz yani horul horul Aynen mesela? öyle. Uyumuyoruz Aynen, abi. aynen. Üzüldüğümüz, gerildiğimiz zaman ilk etkilenen şey bir uyku, iki Uyku. tuvalet. İki... Yani Aynen. ya kabız oluyorsun ya uykusuzsun. Aynen. Ve Dolayısıyla bak bebek çok de güzel bizim söyledin. minyatürümüz. Yani o mu Aynen. etkilenmiyor ki artık hani bütün psikologlar bunu söylüyor. Bebeğin yaşı yok, bir saatlik bebek, karnındaki bebek Aynen. bütün duyguları Aynen. hissediyor. Dolayısıyla Aynen. sen gerginsin, pandemi, her şey çok zor. E bir de sen o gerginlikle Aynen. uyutmaya çalışıyorsun. Haklı olarak bütün gün Aynen. çok yorgunsun. Çünkü evde iş yapıyorsun, burada çocuklar koşturuyor, orada bir bebek var ve Evet. istiyorsun ki bir an önce uyutayım ve artık rahatlayayım. Ve öyle bir an Aynen. önce uyu evladım. Bak böyle bir hal yani. Bir an önce uyu Aynen. evladım. Aynen. E o çocuk Ve uyumaz işte ki. evet. Aynen öyle. Ve işte burada ebeveynler çok sıkıştılar. Çok da iyi anlıyorum. Ben de kızımla beraber karantinadaydım. Yani hem çalışan yani insan evden çalışan çok büyük bir kitle. Yani evden hem Evet. çalışmak hem evin işini yapmak. Tabii ki korunmak istediğimiz için birçok kişi yardımını eve almadı. Alabilen sınırlı alabildi.
vesaire. Yani hepimizin şartları çok zorlandı ve dediğin gibi hem bunun arkasındaki yere bakalım. Yani sinir sistemi bir tane bizim. Yani uyku da oradan çıkıyor. Davranış da oradan çıkıyor. Duygu da oradan çıkıyor. Yemek de çıkıyor. Mesela çok güzel bir şey söyledin. Uykudan sonra ki bence belki eş sayıda bile olabilir. En azından bu benim gözlemim, benim danışanlarımda. İkinci en çok gördüğümüz problem çiş kaka konusu oldu. Ya kaçıranlar evet. Ya tutanlar oldukça yüksekti Ceyda. Yani çünkü dediğin sindirim sistemi etkileniyor zaten. Beslenme sorunları tabii gördük ve beraberinde tabii ki davranış sorunları da biraz gördük. Ama sonuçta sınırların geldiği normal bir dünya yaşayamadığımız yerde bunların hepsinin olması çok normaldi. O yüzden hep şeyin altını çizmek istedim. Önce siz güvende hissedin. Yani şimdi yavaş yavaş açılma da başlıyor. Kimileri için daha iyi hissettikleri ama kimileri için de daha endişeli bir dönem. Çünkü biraz daha belirsizliğin içindeyiz hep beraber. Evet. O yüzden en önemlisi ve bunu bilimsel bir yerden de söylüyorum. Bebeğin uykusunu en çok etkileyen şey ebeveynlerin ruh halidir. Bu böyle bir şey. Yani ve bu bence sesin birçok konuda sesin öyle. Çok gidiyor. Ben bir yorumlara bir bakayım. Onlar da seni duyuyor mu? Hem büyük bir becerimiz hem de büyük bir zorluğumuz. Yani acaba hep iyi olamayız ya. Ve o çok, çok zor bir yük. Bunu çok iyi anlıyorum tüm ebeveynlerde. Ben de anne olarak. Melis'ciğim sesin çok gidiyor. Anlıyorum acaba Wi-Fi'dan ama mı bağlısın? Böyle yani biz iyi ve güvenli o liman olduğumuzda çocuğun temel güven duygusu arttığında uyku kaliteleri kesinlikle sesin gelmiyor. Maalesef diyor. O kadar güzel şeyler anlatıyorsun ki ama bilmiyoruz. Ben bir yorum... Gitti. Peki bir daha bekleyelim Melis'i. Evet, çok kıymetli şeyler anlatıyor tabii Melis. Çok ihtiyacımız olan şeyleri anlatıyor. Demek ki Melis'le bir atölye yapmamız şart oldu sevgili arkadaşlar. Şimdi bir dakika Melis'i tekrar bir alabiliyor muyum? Onu anlayacağım. Yorumları açayım. Bir sizden ses kesiliyor. Evet, duymuyorsunuz değil mi? Şimdi bir bakıyor olacağım. Melis'i bulacağım. Melis gene geldi. Birazdan yorumu tekrar kapatacağım Melis geldiğinde. Ses kesik, evet sesler. Beni duyuyorsunuz ama değil mi? Şimdi Melis'i bir daha deneyelim. Bağlanıyor yayına. Biz Melis'le bir yayın daha yapacağız galiba. Geri gelebildin mi? Geldin ama birazcık sıkıntı var. Konuşmalarınla ilgili kesiliyor. Kendi hattından mı, Wi-Fi'dan mı bağlısın acaba? Gene gitti, yok. Geldin mi? Gidiyor geliyor, gidiyor geliyor. Zaten anda durmuyor görüntün. Geriden geliyor. Telefon hattından mı bağlısın? Değil, donuyor. Evet, donuyorsun. Tabii yayınları da bir şekilde kaldırmıyor sanırım. Telefon hatları da Melis kaldı. Peki, şöyle yapıyoruz sevgili arkadaşlarım. Ben burada yayına son vereyim. Biz Melis'le güzel bir yayın yapalım. Bu uyku konusu ve bu dönemle ilgili güzel bir yayın yaptıktan sonra da Taş Kağıt Makas Atölyesi'nde güzel bir atölye programı oluşturalım. Çünkü en ihtiyacımız olan konu başlıklarından biri Melis'in anlattığı şeyler. O yüzden çok önemsiyorum. Şimdilik iyi akşamlar dileyim ben sizlere.
İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Yayını kayıtta bırakacağım. Melis çok kıymetli şeyler anlattı çünkü ve bunlar için bir daha en yakın zamanda yayın yapacağız ve bunu da duyuruyor olacağız sizlere. Bir iki gün içinde biz Melis'le tekrar bir arada oluruz. Ben hemen bunu organize ediyorum. Melis'le şimdi hatta yazışmaya başlayacağım sürecin detaylarını. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın.